Şu senaryoyu hayal etmenizi istiyorum. Bir astronotsunuz, aniden telefonunuz çaldı ve yarın Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacağınızı öğrendiniz. Size kişisel olarak alabileceğiniz 3 eşya sunulduğunda bu 3 eşya ne olurdu? Benim için 3 eşya ne olurdu bilmiyorum ama aralarından bir tanesinin sanırım kahve olacağını garanti edebilirdim. Ki pek çok astronot için de cevap aynı olduğu için zaten NASA'nın uzaya gönderebildiği bir kahve listesi dahi var ve astronotlar bu listeden seçebiliyor. Ancak uzayda kahve içeceğimiz zaman ortada büyük bir sorun var. Hiç uzayda bir şeyler içen bir astronot gördünüz mü? Aynen bir kaprisandan içer gibi bir tübün içinden, bir jelin içinden içiyorlar. Burada iki büyük problem var kahve seviciler için. O da birincisi bir tüpten çekerek kahve içilmez. İkincisi de koku alamıyorsunuz. Uzayda geçirdikleri her bir günün her bir dakikası saniyesi saniyesinde planlanan astronotlardan bir tanesi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni bir çözüm getirecek özel bir bardağı uzaydaki boş vakitlerinde tasarlamış mıdır? Bana manyak diyen arkadaşlar videonun devamını merakla izlesinler. Evet. Yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa, size bir şeyler katıyorsa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Sandığınızdan çok daha fazla olumlu bir etkisi var. Lütfen bize bu yolculukta destek olmaya devam edin. Şimdi videoya geri dönüyoruz. Bazıları dünyanın en önemli uzay görevlerinden biri olan Apollo görevlerinin besin kaynağını, enerji kaynağını kahve olarak veriyor. Bu çok da yanlış bir komik metafor değil aslında. Ve eğer siz de astronot doktor Don Pettit'seniz sizin için hayattaki en önemli 3 şeyi sayarken aileniz, arkadaşlarınız ve 3 olarak da kahveyi söyleyebilirsiniz. Ben o seviyede miyim henüz bilmiyorum ama çok yakın bir yerde olduğum kesin. Dolayısıyla hayatınızdaki en önemli 3. şey kahveyken uzaya gidip uzayda kahveyi pipetten içmeyi kabul edebilir misiniz? Tabii ki hayır. Dolayısıyla bu astronotumuz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki boş anlarında zaten haftalık bilim şovları yaparken bir haftada özel bir kahve içme aparatı geliştirmeye karar veriyor. Ancak buradaki büyük sorun sıvılar uzayda yerçekimli dünyamızda hareket ettiği gibi hareket etmiyor. Sıvıların yüzey gerilimi onları bardakların dibine doğru yapıştırarak normal bir akışla bunu içmenizi engelliyor. Dolayısıyla ya kedi köpekler gibi dilinizle bunları içmeniz gerekiyor veyahut da havaya onları damlacık şeklinde atıp bu damlacıkları yutmanız gerekiyor. Kahve manyakları olarak biliyorsunuz ki böyle bir kahve içme tecrübesini kabul edemeyiz. Dolayısıyla astronotumuz yine uzaydaki motorları çalıştırmak için gereken sıvıların aktarma teknolojisini uçakların kanat teknolojisiyle birleştirerek özel bir bardak yaratıyor. Bardağın bir ucu sivri köşelere sahipken diğer ucu çok daha yuvarlak ve keskin köşelere sahip değil. Böylece sıvı en düşük yüzey alanını oluşturmak için sivri tarafa yaslanıyor. Bu eğriliğin bize sağladığı ikinci şey de sıvıyı devamlı bu hatta yukarıya doğru itmesi. Yani siz yeryüzünde bir bardak kahve içer gibi kahveyi çektiğinizde sıvı devamlı olarak ağzınıza doğru akmaya devam ediyor. İkinci bir avantajı da burnunuz için bir yer oluşturduğu için kahveyi koklayabilmeniz. Don Pettit'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sağda solda bulduğu parçalardan oluşturduğu bu prototip dünyada pek çok deneyle desteklenerek kusursuz forma sokuluyor ve sonrasında özel üretim bardaklara döndürülerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na da gönderiliyor ve hatta Don Pettit de şu an kendi evinin garajında küçük bir seramik atölyesinde bu bardakları tasarlayıp satışa da sunuyor. That is awesome. Biraz ilginç görünümlü bardaklar ama aranızda bunlara ulaşabilecek biri varsa ve bana bunu hediye olarak göndermek isterse tabii ki ona asla hayır demem. Çünkü bence çok tatlı tasarımlar. İşte bu da böyle bir macera. İşte insanlar için hayatta önemli olan şeyleri ve tutkularını hayatlarının her anlarına yaymaya çabası beni inanılmaz etkileyen, beni inanılmaz mutlu eden şeyler. Bu hikayeyi de sizinle bu nedenle paylaşmak istedim. Çünkü ben de tutkularımı daha fazla yaymak ve sizlerle paylaşmak için çaba gösteriyorum. Uzayda kahve macerası burada bitti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. NASA'nın İtalyan Uzay Ajansı ile birlikte uzaya özel tasarlanmış espresso makinesi göndermesinden yine manyak astronotların, kahve manyak astronotların kendi özel 3 boyutlu yazıcıdan bastıkları tasarımlarla drip demleme yöntemlerini bile Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımışlıkları var. İlginizi çeken konularsa lütfen belirtin. Onlarla ilgili de ayrı videolar yapabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Like'lamak, beğenmek aynı şey. Eğlenceli.